Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Tunahan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere ders kitabını nereden ve nasıl ucuza bulabilirsiniz onu anlatacağım. Uzun süreceğini hiç sanmıyorum. Lafı uzatmadan videoya geçiyorum. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk taktiğimiz üst sınıflardan ikinci el olarak kitabı almaktır. Ve unutmayın ki bu bölümü bir tek siz okumuyorsunuz. Sizden öncekiler bu kitapları aldılar ve şimdi de ucuza size satıyorlar. En çok kullanılan yöntemlerden biridir. Öneririm. Peki üst sınıflara nasıl ulaşacaksınız? Ee, arkadaşlar 2022'deyiz. Yani her bölümün emin olun bir Whatsapp, Telegram bir şey grubu vardır. Rica edin o gruplara girin ve sorun bana bu kitap lazım satan var mı diye. Bir iki kişi mutlaka çıkacaktır. Ee, ucuza oluyor. Genellikle orijinal alanlar satıyor veya çıktısını almış olanlar e, ikinci el olarak satıyor. E, deneyin derim. Bunun dışında e, önceki videolarımda bahsetmiştim mesela yurt videomda. E, bizim okulun Ot yüzüncü levleri veya Ot Dülüden gibi Facebook sayfaları var. Öğrenciler buraya eski kitaplarının fotoğrafını çekip ucuza satıyorlar. Veya siz oraya girip yazabilirsiniz. Ben bu kitabı arıyorum, e, satan var mı diye. E, bu da aklınıza bulunsun. Bunun dışında e, mühendislik bölümlerinde hiç görmedim. Fakat İktisadi İdari bilimler fakültesinde bu yapılıyormuş. Öğrenciler artık e, kullanmayacakları kitapları mezun olanlar veya o senesi bitmiş olanlar e, bölümün girişine, fakültenin girişine e, bırakıyorlarmış. Mühendisliklerde hiç göremedim ama İBF'ye helal olsun bu güzel bir yöntemmiş. Şimdi ikinci taktiğe geçelim. Arkadaşlar her şehrin emin olun bir sahaflar veya kitapçılar caddesi vardır. Ankara için bu olgunlar caddesidir. Hazırlık videomda da bahsetmiştim. Bu cadde Ankara'da önemli bir caddedir. Buraya gidip aradığınız kitapların hiç yarısını söyleyebilirim bulabilirsiniz. Özellikle havuz derslerini çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ucuz oluyor. Geneli korsan hatta çok korsan olur. Hiç orijinal satıldığını sanmıyorum. Şimdi kimsenin günahını da almayalım ama aklınızda bulunsun. Bu da bir yöntemdir. Üçüncü yöntemimiz arkadaşlar bölüm kırtasiyeleri ve kendi okulum için konuşuyorum. Ottü'den marketi. Ottü'den Düden, Market Ot Düden e, mağazası bizim okulun kendi mağazasıdır arkadaşlar. E, nasıl söyleyeyim dışarıda dolar cinsinden tablo, e, satılıyor tabii bu kitaplar. Dışarıda 900 liraya 1000 liraya satılan kitaplar. E, bizim okulda herhalde öğrenciler alsın diye tabii doğal olarak. Daha ucuza satılıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Orijinal satılıyor sadece. bir de bölüm kırtasiyeleri var arkadaşlar. ben mesela bizim okulda bilgisayar mühendisliğinin kırtasiyesini kullanıyorum. Ucuz oluyor, güzel oluyor. Kaliteli yapıyorlar spiralleri de. Makine mühendisliği de çok kullanılır. buraya gidip bu şu kitap var mı, bu kitap var mı diye sorabilirsiniz. oradan da ucuz alınıyor. Tabii korsana karşıyız ama kitaplarda lanet olsun çok pahalı. Cebimizde korsanlar çalıyor o yüzden bunlar da aklınızda bulunsun. dördüncü yöntem ve en çok kullanılan, benim de en çok kullandığım yöntemdir online bir şekilde ders kitaplarına ulaşmak istiyorsanız bu kitapları da tabii kırtasiyelerde sonra çıkartabilirsiniz. Ben şimdi bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Hemen bir ekrana geçiyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere benim bu kursta yani bu derste kullanacağım e, textbook e, öğretmenimiz tarafından paylaşılmış. Yapacağınız ilk yöntem bu arada şunlar yazar ve şu da edition bunda basım evidir. Bunlara dikkat edin. Kitabın adını arkadaşlar bir site var Libgen diye Library Genesis. Oraya gidiyorsunuz. Çok kullanılır. Buraya girin arkadaşlar ve yazın aratın. Ee, burada gördüğünüz üzere bir sürü oho maşallah. Burada dikkat etmeniz gereken şey yazarıdır ve edition'ıdır. Burada yazmıyor tabi. Ee, bir de şu extension yani uzatım uzantı mı? Uzantı kısmına dikkat edin. PDF indirmeye çalışın. Ee, buradan aradığınız kitabı bulup indirin. Ee, şurada linkleri bulunmaktadır. En çok kullanılan yöntem. Tabi bir diğer yolda Google amcaya sormaktır. Ee, mesela şu kitap Applied Mathematics e, Caçur. Bu kitabı arkadaşlar alın, yazın. Bak çok artistik yapmaya gerek yok. PDF yazıyorsun baba sonuna. Reklam 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 Caçur. En çok kullandığım ikinci site olduğu için buraya ben onu e, yazdım Akademia.edu. Arkadaşlar buraya hatırladığım kadarıyla bir tek akademik mailinizle kaydolabiliyorsunuz. olabiliyorsunuz. Ee, birileri koyuyor PDF'leri. Allah razı olsun. Bu şekilde indirip e, bir kütüphane oluşturabilirsiniz kendinize. Çıkartmak istiyorsanız Kırtasiye'de de çıkartabilirsiniz Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim Bu artık videoyu buraya kadar izleyenlere Özel bir bilgi olsun Arkadaşlar bakın ben mesela bu bu sene için Bir kitaplık oluşturdum Şurada gördüğünüz üzere reaksiyon dersinin kitabı Ve burada da solution yazıyor bu solution ne Ben lanet olsun bunu çok geç öğrendim Siz benden duyun arkadaşlar kitapların Bir de solution menülü yani Çözüm kitapçı oluyor. Öğretmen kitapçığı gibi düşünün. Bu kitapların arkasında e, exercise, questions, neydi lan bunların adı? Sorular oluyor. Ya egzersizler oluyor. E, ya her seferinde gidip bunları asistana soramıyorsunuz. Öğretmene soramıyorsunuz. Bazen onlar çözemiyor. Bazen işleri oluyor. Bazen arkadaşlarınız çözemiyor. E, o saatte e, öğrenmek istiyorsunuz. Gidin arkadaşlar. Bir de yine Library Genesis'te de e, az önceki sitede de görebilirsiniz. Solution Manual. Bulun, indirin. Kitabın arkasındaki soruları çözün. Ben bunu çok geç öğrendim. Güzel bir taktiktir. Arkadaşlar bir de son e, taktikten bahsedeceğim. Bu aslında kiralama gibi oluyor. E, bizim okulun kütüphanesi Allah'ın gerçekten çok güzel. Son basım değil. Evet sondan önceki basımlar genellikle sessiz kısımda oluyor. Son basımları sesli kısımdan alabilirsiniz. 4 saat süreyle çalışmak için alabiliyorsunuz. Ama sessiz kısımdaki kitapları siz arkadaşlar 2 hafta alabiliyorsunuz. 2 kere de uzatma hakkınız var. Ne oldu? 2 hafta. 2 hafta. 2 hafta. Totalde 6 hafta siz eski basım o kitabı ders kitabını alabiliyorsunuz. Eski basım diye korkmanıza gerek yok. Genellikle zaten nasıl söyleyeyim? Kelimeler değiştiriyor ve ufak tefek hatalar düzeltiliyor. Yani aynı kitaptır diyebiliriz. Ucuza kiralayabilirsiniz. Bu çok güzel bir yöntemdir. Ben birkaç kez kullandım. Çok kullanmadım. Aklınızda bulunsun. Hiçbir şey yapamadınız. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız dikkat edin. Süreyi geçtikten sonra 30'ar kuruş e, günlük para cezası yazıyor. O yüzden süreyi uzatmayın. Baktınız süreniz bitti 6 haftanız. Kitabı verin. Orada zaten bir sürü 20 tane o dersin kitabı vardır. Veya atıyorum 10 tane. Gidin ötekini alın. Onu 6 e, hafta daha kullanmaya devam edin. böyle sizi bir dönem boyunca götürecektir. E, bu da güzel bir taktik. E, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yine video başındayım. Çok güzel hissediyorum. İkinci dönem oldu. Her şey yüz yüze. Heyecanlıyım. Fark ettiyseniz ilk dönemin sonlarına doğru ben artık video çekemedim. Çünkü finallerle, ikinci vizelerle uğraşalım derken, umarım bu dönem daha fazla video çekebilirim. 1000 abone olduk oğlum. 1000 abone. Lanet olsun süperiz lan. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Güzel sorular soruyor insanlar Instagram'dan. Yorumlar çok güzel. İyi ki varsınız. Ee, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna tıklayın. Merak edeceğini, ilgileneceğini düşündüğünüz kişiler varsa onlarla da videoyu paylaşırsanız e, ben daha sizden ne isteyeyim. Ee, i̇zlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.